Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek, orijinal keşkül tarifi vermek istiyorum. Ve bazı dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Tarifime başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gerçek keşkülde nişasta ve vanilya tarzı ürünler bulunmaz. Tamamıyla badem tozu ve pirinç unundan oluşur. Ve tabii ki şeker ve süt. Ama ana malzememiz badem tozu ve pirinç unu. Bunlar olmazsa olmaz yani keşkülümüzde. Şimdi gereken malzemeler 3,5 su bardağı sütümü tencereme aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 1 çay bardağı badem unu, badem tozu yani. Siz dilerseniz çiğ bademi robottan incecik çekebilirsiniz. Tuzsuz olmasına dikkat edin. Ve az önce dediğim gibi pirinç unu 3 yemek kaşığı. Bunları şöyle bir karıştırıyorum ilk önce. Ve şimdi ocağımın altını açıyorum ve güzelce koyulaşana kadar, kaynayana kadar pişiriyorum. Tabii kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmayın, yoksa dibi tutar ve yanar. Keşkülüm oldu artık. Baloncuklar çıkıyor, kaynamaya başladı. Artık altını kapatabilirim. Ve kaselerimi boşaltacağım. Harika bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Ve şimdi sizlere küçük bir püf noktası göstereceğim. Hemen kaselere boşaltınca üzerine pudra şekeri serpeceğim biraz. Böylelikle soğuyunca üzeri kabuk bağlamamış olacak. Ve şimdi bu şekilde soğumaya alıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım ilk sıcaklığı gittikten sonra. Eğer zamanınız varsa bir gün önceden yapın. Ama yoksa da 2 saat 3 saat kadar buzdolabında beklemesi yeterli kıvam alması için. Keşküllerim soğudu, kıvam aldı. Şimdi ben üzerlerine süs amaçlı biraz kırık badem ekleyeceğim. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, tatlılarım servise hazır. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne çok katı ne çok akışkan. Tam kıvamında. Badem aromalı. Harika bir lezzet. Ve orijinal tarifi budur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.